Herkese merhabalar değerli spor severler. Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Usta gazeteci Turgay Demir'le. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Songül. İyi yayınlar. Nasıl keyifler? Yani iç güveysinden hallice. Galatasaray'a yenildi Beşiktaş biliyorsun. Biliyorum. Dolayısıyla spor adamlığını bir yana bırakıp taraftar olarak üzüldük tabii ki yani. İşin gerçeği o. Peki sahada nasıl bir oyun vardı sizce her iki taraf açısından? Ya Galatasaray'ın oyunu kırılgan. Sezon başından beri öyle aslında. Orada bir becerikli oyuncuların, yetenekli oyuncuların olduğu ve bunların da derbi maça maç derbi olduğu için daha iyi motive olacaklarını zaten bekliyordum. Ben maç önce yaptığım yayınlarda da bunu dile getirdim. Burada Beşiktaş'ın beklentilerin çok altında kaldığı bir oyun oldu. Mücadele anlamında ikili mücadelelerin çoğunu kazandılar ama kazandıkları her topu kaybettiler. Icardi gibi büyük bir golcüyü iki pozisyonda da bomboş bıraktılar. Hele bir tanesini ikinci golde yani gel bize gol at diye bıraktılar resmen. İki takımın da bence aşırı bir stresi vardı. Hani Galatasaray tarafını anlıyorum işte. Yenilirlerse hoca da sıkıntıya girerdi. Mesela onlar da Cenk Tosun'un attığı golde Cenk neredeyse bütün mahallenin ortasına attı golü yani. Bütün savunma uyudu. Gollerde savunmaların çok büyük hataları var. Önce bunu söyleyeyim. Elbette golcülerin payı da büyük ama İki takımın da savunmaları şeydi. Mesela Galatasaray'ın kırılgan ve stres dediğim şu. Maçın son 10 dakikası galiba. Ne yapacağını şaşırdılar. Yani nasıl bu oyun geçse, şu 5 dakika geçse, şu 6 dakika geçse diye işte top toplayacak topu vermiyor. Çocuk sahaya ikinci topu atıyor tam 5 taş atarken falan filan. Çok gereksiz bir panikti. Bence iki takımdan bir tanesi rahat, özgüvenle oynasa çok rahatlıkla kazanabilirdi. Ki Beşiktaş bugün bu kadar kötü oynamışken Gerson, biraz Cenk Tosun, biraz da kaleci Mert'ten performans aldı Beşiktaş. Diğer hiçbir oyuncusu kendi çizgisine yaklaşamadı bile. Buna rağmen Vegor son 5 dakikada iki pozisyon yakaladı. İkisinde de Muslera yok kaleye. Birinde yere yatmış, birinde topu elinden kaçırmış. Yani onlardan birinde çerçeveyi vursa maç berabere bitecek. Derbi böyle bir şeydir zaten. Çok kötü oynarken bile Beşiktaş puan alabilirdi ama bence Galatasaray hak ederek kazandı o derbiyi. İki takımdan birisi hangisi hak etti derseniz Galatasaray daha iyi oynadı. Nispeten en azından belli bölümlerde ne yaptığını biliyorlardı. Ve kazandı. Beşiktaş'ın dediğim gibi Şenol Hoca'nın gelmesinden sonra takımda bazı şeyler taşların yeri oynayacak. Bazı oyuncularla belki yollar ayrılacak. Bu ama şimdi olacak bir şey değil. Ne zaman? Dünya Kupası'nda Katar Dünya Kupası başlayınca bir ara verilecek. O arada yaklaşık 30 küsür gün ara var. Orada bir kamp yapılacak. O kampta hoca takıma son şeklini verecek. Ve aynı zamanda devre arasında yapılacak olan transferler de orada belli olacak. Şenol Hoca çünkü takımı kitap gibi okur bakar. Şu fazla bu eksikler. Eksiklerini söyler. O eksiklerden isim olarak vermez zaten. Bölge olarak söyler. Bana şöyle bir oyuncu lazım, böyle bir oyuncu lazım der. Yönetim şimdi büyük bir sponsorluk anlaşmasının peşinde. Aylardır uğraşıyorlar. Stad'ın sözleşmesi bitiyor bu yıl sonunda. Vodafone'la anlaşması bitiyor. Oraya muhtemelen Katar menşeli bir şirket, bir havayolu şirketi olacak ve çok yani beklenen para 250 milyon dolar civarında da rakamlar onu bulur bulmaz bilmiyorum. Ben o anlaşmanın o devre arasındaki transferi yetişeceğini ve Beşiktaş'ın çok büyük bir sürpriz yapacağını düşünüyorum o transferde. Çok özlenen bir oyuncu. Hani başka türlü nasıl gelir artık gelemez denilen bir oyuncuyu Şenol Hoca'nın kadrosunda görebiliriz. Eğer o anlaşma benim dediğim tarihlerde olursa yani çok gecikmezse ki gecikeceğini zannetmiyorum. Çünkü bizim İnönü Stadı dediğimiz şu andaki adı Vodafone Park olan stat bana göre dünyanın en değerli 8-10 yerinden birinde. Bana göre değil dünyadaki değer biçenler bunu söylüyor. İki kıtanın birleştiği yerde Dolmabahçe dünyanın en değerli 8-10 yerinden biri. Orada 5 yıl 10 yıl boyunca reklamınızın olacak olması havadan yerden. Çok önemli bir şey. Yani oradan büyük bir beklenti var.
tam olarak mı karşılanır, biraz daha düşük rakamlar mı olur, daha yüksek mi olur onu bilemiyorum ama yöneticiler o rakamlara yakın bir anlaşma yapacaklarını söylüyorlar. O zaman devre arasında Beşiktaş'ın çok daha iyi bir kadrosu olacaktır. İşte oraya sağlam gitmek için, yarıştan tam kopmadan gitmek için önündeki bu haftaki Antalya maçı. Arada bir bu hafta hep Antalyalıları konuk ediyor Beşiktaş. Serik geliyor, Antalya Spor geliyor. Sonra zaten mola var. Ondan sonra ve eksikler görülecek. Ona göre bir planlama yapılacak. Yani şu geçiş döneminde Şenol Güneş'in çok geciktiğini düşünüyorum. Sezon başı gelmiş olan bir Şenol Güneş ise Beşiktaş şu anda muhtemelen lider olurdu. Şenol Güneş sezon başı gelse, hatta transferleri o yapmış olsaydı, muhtemelen bugün kadroda olan bazı oyuncular olmazdı. Daha iyiler olurdu. Ama onda da bir hayır var. Ben Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın yarışın içinde kalacağını, yarışın iddialı bir takım olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da da bir toparlanma var. Ama işte dediğim gibi 2-1 öndeyken bile son 5 dakika çok ciddi panik yaşadılar. Kendi sahandasın, 55 bin kişi önündesin, karşı takım hiçbir şey yapamıyor. Buna rağmen Begors'a verdikleri pozisyonlar normal, yani daha iyi bir golcüye denk gelse ikisi de gol olur. İkisi de gol olur. Cenk'e gelse ikisi de gol olur mesela. O nedenle orada bıçak sırtı yürüyen bir durum var. Okan Hoca'nın bir bıçak sırtı durumu var orada. Her muhalifette hani o mu gelsin, bu mu gelsin diye konuşulacaktır. Ama lig keyifli geçiyor bana sorarsan. Bu haftaya kadar oynanan maçlara bakıyorum. Federasyon Başkanı'nın üstün gayretiyle VAR da artık daha doğru şekilde kullanılmaya başlandı. Hakemler de daha dikkatli. Mesela derbi maçta ben Halil Umut Meler'den beklediğimi çok üzerinde performans gördüm. Evet. Görmediği bir pozisyonda Josep ve Redmond'a gereksiz kart gösterdi. Faul vermesi gerekirken tam tersine. Beşiktaş'ın aleyhine faul verip iki kart gösterdi. Belki iki Galatasaraylı oyuncuyu es geçti kartlarda ama bunlar maçın kaderine etki yapan büyük hatalar değil. Yani penaltı ya da kırmızı kart ya da işte golde bir hata gibi bir hata değil. O yüzden beklentinin üstüne çıktı. Demek ki isterlerse yapabiliyorlar. Aksi halde Federasyon Başkanı en azından yabancı varı getirecek yani. Bu öyle. Sonra kimse Türk hakemleri işte biz Türkiye'de niye hakem mi yok ki dışarıdan aldık falan demesinler. Çünkü mal onlarda. Çıksınlar, görevlerini yapsınlar. İnsanları bir rahatlatsınlar. İnsanların rahatlaması zor bir şey değil. Düşün, Trabzonspor elle gol yiyor. Elle gol yiyor takım. Elle oynamanın anayasasının birinci maddesinde diyor ki elle gol atamazsın. Bir oyuncu diyor. Top eline kazara bile değse hemen arkasına gol atarsa sayılmaz. Offside. Yani gol olmaz diyor. Elle oynama olur diyor. Adam şimdi alıyor topu, giden topu düzeltiyor. Ondan sonra vole gol atıyor. Şimdi sen neredesin var? Bir saatte bakıyorsun. Yani bu tür hatalar devam ederse, etmezse sıkıntı yok. Ama devam ederse federasyon başkanı diyecek kardeşim siz kenara çekin. Siz bu varış işini en azından beceremiyorsunuz. Oraya gidecek Premier Lig'den, Bundesliga'dan, Serie A'dan VAR uzmanlarını getirecek. Ondan sonra sistem daha iyi çalışacak. Çünkü ligin ikinci yarısında kıyamet koparak saldı. Bu tür hatalarla. Şimdi şu Trabzonspor'un başına gelen hatayı mesela Fener Galatasaray derbisinde, Beşiktaş Galatasaray derbisinde olsa kıyamet kopmuştu. Şu derbide olsaydı öyle bir hata. Öyle bir hatayla Galatasaray'da gol atsa kıyamet kopardı. Beşiktaş'ta atsa kıyamet kopardı. O nedenle hakem olayı biraz düzelince ligin ikinci yarısı hepimizin çok daha iyi bir futbol şöleni haline gelir. Daha adaletli bir yarış olur diye düşünüyorum Songül. Şunu sormak istiyorum. Aslında az evvel değindiniz ama derbiler kazanılır, kaybedilir. Daha yeni takımın başına gelmiş bir hoca var Şenol Güneş. Hani evet. Bir şekilde çok da iyi bir kadrosu var. Asıl olay şu, hani bununla puan kaybı olmuştur, olmamıştır. O çok önemli değil. 40 günlük bir ara var az evvel de belirttiğiniz gibi. Asıl bundan sonrası önemli. Tam olarak şunu soracağım size. Beşiktaş bu aradan sonra Şenol Güneş'le beraber şampiyonluk yarışının tam olarak neresinde olur?
Ben Şenol Güneş'in nasıl bir teknik adam olduğunu çok iyi biliyorum. Artılarını da eksilerini de iyi biliyorum. Bazen mesela takıntılıdır. Oyunculara takar kafasını, yapmaması lazım. Bu dezavantajdır hocam. Ama onun dışında benim 85 yılından bu yana kamplara gidiyorum. Milli takım, Beşiktaş vesaire. Benim gördüğüm antrenman açısından, taktiksel antrenman açısından en iyi yerli teknik adam. O yüzden ona çok güvenirim. Ama onun kafasındaki takımı ben şimdi sezon başında Sayın Başkan'la görüşürken demiştim ki lütfen bütün transferleri Valerian İsmail'in istediği gibi yapmayın. Size dedim naçizane tavsiye. Çünkü bu adam kalamaz. Ben bunu görüyorum, şu anda görmüyorsun ama bu kalamaz. Gidince örnek de verdim. Örneğin diyordu ki Valerian İsmail, Rozier'in talibi varsa satın, ben Kenan Karaman'la oynayacağım. Sakın yapmayın dedi. Mesela diyordu ki bana 10 numara lazım değil. Ben 10 numara soracağım. 2-8 numara oynuyorum. 10 numaraya ihtiyacım yok. 3 tane 8 numara olsun bana yeter diyordu. Dedim ki yapmayın. Bir 10 numara alın. Bu 5. hafta giderse 10 numara alma şansınız kalmaz. Devre arasına kadar takım eksik oynar. Yeni gelen hoca da bir şey yapamaz. İşte dellal alın ondan sonra. Yani Allah'tan birebir üçlü savunmaya göre bir takım kurulmadı orada. Yoksa İsmail ve Ceyhun'un kafasına gidilseydi Beşiktaş 8 numarada olacaktı ve yarıştan kopacaktı. Şimdi Şenol Hoca'nın oraya Delali ile bir görüşme yapacağını biliyorum. Delali ile görüşecektir. Aynen ben şimdi mealini söylüyorum ama o mealen bunu söyleyecektir. Sen buraya kitap okumaya mı geldin? Meydan okumaya mı geldin? Kitap okumaya geldiysen kardeşim yolun açık olsun. Benim seninle işim olmaz. 26 yaşındasın. Meydan okuyacaksan benim formam sana hazır. Yok böyle yarım yamalak oynayacaksan ben senin hiç oynatmam. Kenarda dursun, gidebilirsen de gidersin, yerine de adam alırım. Devre arasında. Diyecektir. Redmond böyle bir manzarayı fark ettiği için bir açıklama yaptı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. 27 yaşındayım, 28 yaşındayım. Çok hedefim var. Belki olursa tekrar milli takıma dönmek istiyorum vesaire diye. Orada bir olumlu pozitif bir gelişme var. Şimdi Delali'nin tavrı eğer olumsuz olursa Delali gider. Ve Beşiktaş oraya 10 numara alır. Hem de çok ses getirecek bir 10 numara alır. Onu söyleyeyim. Weghorst hoca kendi sisteminde Weghorst'u farklılaştıracak mı göreceğiz. Antalya maçında, Serik maçında göreceğiz. Rakibin küçük olmasına, zayıf olmasına bakmamak lazım. Galatasaray 7 gol attıktan sonra kupada kendine geldi. O da bir özgüvendir. Weghorst'a bakacak hocam. Hani bu adam benim istediğim işleri tam olarak çözer. Çözemezse diyecek ki bana daha iyi bir golcü alın. Direkt bir golcü alın diyecek. Hani ben devre arasında Şenol Güneş'in kamp raporuna göre en az 3 tane, biri stoper olmak üzere en az 3 tane oyuncu alacağını, nokta atışı oyuncu alacağını düşünüyorum. Ve Beşiktaş şampiyonluk yarışının Fenerbahçe ile beraber, bana göre 1 numaralı aday Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe ile beraber 2 numarada Beşiktaş olur diyorum. Ben Galatasaray'ın iç çekişmelerle biraz yıpranacağını düşünüyorum. Hoca sorunu geldi mi gitti mi gidiyor mu, işte bir beraberlik oldu mu, vay işte sosyal medya yıkılıyor. Orada bir Fatih Terim gölgesi var. Bunlar hep tartışılacak. Trabzonspor'un işte bu sene Abdullah Avcı ön taraftaki düzeni oturtamadı. Orada Vakeme, Visca devreden çıkınca ve Cornelius devreden çıkınca orada bir düzen kuramadı ve 2-0 öndeyken Konya maçına, tamam hakem hatası da var ama sen 2-0'dan o duruma gelmemen lazım. O yüzden ben Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2 şeklinde bir yarış olur diye düşünüyorum ama Adana Demirspor ve Başakşehir'i kesinlikle yok saymıyorum. Büyükleri genelde konuştuğumuz için, yoksa ikisi de bu yarışın rengi olacaktır. Özellikle Başakşehir çok ciddi bir yarışta şampiyonluk adayıdır. Onun altını çizmem lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yorumlarınıza sağlık. Bu arada o Beşiktaş'ın yapacağı transferi bir başka yayında açıklayacağız. Ben çok merak ettim.
Herkes merak ediyor. 250 milyonlardan bahsettiniz. Epey güzel paralar bunlar. Evet, işte o para biraz daha netleşince o zaman biz bombayı buradan patlatacağız şu geliyor diye. O zaman memleket biraz ayağa kalkacak bence ama önce işin para tarafının çözülmesi lazım. Anlaşma yapılsın, para gelmese de iş biter. Anlaşma yapılsın. Yani tamam, biz sizinle mutabakata vardık. Ön protokolü yapalım denilsin statla ilgili. Beşiktaş gözü kapalı o parayı orada harcar o zaman. Yani benim dediğim çok kaliteli 10 numara için parayı harcar ve o iş biter diyorum. Ama biraz bekleyecekler. İpucu yok mu? Yok. Hiç ipucu verirsem herkes 1000 tane şey, ondan sonra cevap vermekle yetişiyorsun. Çünkü 3 tane çok önemli isim var. Ama bir tanesi çok sevilecektir, onu biliyorum. Bir tanesi çok sevilecektir. O çok sevilecek olan eski oyuncusu Beşiktaş'ın, onu söyleyebilirim. O zaman sabırsızlıkla ellerimizi kavuşturmaya başlayalım mı böyle böyle? Bence de şu sponsorluk anlaşmasında bir adım daha ileri gidilirse o iş, sonra artık transfer konuşmaya başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ufak ben bir teşekkür ederim. Verdik. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar, hoşçakalın. Teşekkür ederim. Turgay Demir'le Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Gelecek günlere dair bazı spoilerlar da aldık ondan. Bakalım gelecek günler neler gösterecek. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın efendim.